Efendim yine bir cumartesi ve gecenin içinden başladığı TRT Radyo 1'de İstanbul Radyo Stüdyolarından canlı yayında sesleniyoruz sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim, yayın yapımda Deniz Sezer ve teknik yönetmenim Serdar Çıplak'la birlikte saat 1'e kadar sizlerleyiz. Dün Dünya Müzik Günü'ydü ve keşke Dünya Müzik Günü'nde yapsak bu programı diye düşündüm ama konuklarım o kadar enerjik, genç ve müzikle dop dolu insanlar ki beni kırmadılar. Cumartesi günü biz Dünya Müzik Günü'nü kutlarız dediler. Gecenin içinden cumartesi takipçileri bu ekibin 3 kişilik bir ekibim var şu anda. İkisini tanıyorlar çünkü Mayıs'ın ilk cumartesi günü bizimle birlikte olmuşlardı. Pozitif ayrımcılık yaparak Clea Çutra hoş geldin. Hoş bulduk abi. Uğur Duyal hoş geldin. Teşekkür ederim. Dünya Müzik Günü'nü 364 gün önceden kutluyorum. Ve bugün Alper Bulut var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alper de müzisyen tabii ki bu üçlüye katıldığına göre ama Alper'in enstrümanını Uğur Dayal dedi ki söylemeyelim, aslında birçok enstrüman çalıyor, ipuçlarını da vermek istemiyorum şu anda, aranjör, besteci, düzenlemeci ve birçok projede yer alıyor. Clea Arnavutluk'tan geliyor, Uğur İmrahor ama Artvin asıllı. Alper sen nerelisin? Ben Rizeliyim ama doğma büyüme İstanbul'dayım. O zaman Dünya Müzik Günü'nde müzikle başlayalım. Başlayalım. Gecenin içinden bugün dolu dolu canlı müzik dinleyeceğiz. Senin işini zorlaştırmadım değil mi? Hayır. Enstrümanı özellikle söylemedik ama söyleyeceğiz. Şimdi şey yapacağız. Sana bir sürpriz yapacağız. Tamam. Bir Karadeniz türküsüyle başlayıp sürpriz Karadeniz türküsüyle bitireceğiz ama arada belki bir şeyler olabilir. Direkt sürprizler olabilir Karadeniz yani. Karadeniz türküsüyse hangi enstrüman olabilir? Kavalçe. Kavalçe. Klarnet olabilir. Hadi o zaman. Klea gitarıyla, Alper sürpriz enstrümanıyla, Uğur da sesi ve rengiyle burada. Hadi bakalım. Arabanın üstüne bağlattı yatağını, arabanın üstüne bağlattı yatağını. Ağlama lan tüketti Zigana'nın dağını, ağlama lan tüketti Zigana'nın dağını. Zigana'nın dağında oturdu yemek yedi, Zigana'nın dağında oturdu yemek yedi. Yemeğini yerken silerdi yaşlarını, ancak ki hatırladı küçük kardeşlerini. Halit'te, Halit'te da oturursun tepede, senin ikbalin yoktur da sebep oldun yığıda. Halit'te, Halit'te da oturursun tepede, senin ikbalin yoktur da sebep oldun yığıda. Sevduğum can verirdi dünyaya son verirdi, sevduğum can verirdi dünyaya son verirdi. İki tane hemşire ağzına su verirdi, iki tane hemşire ağzına su verirdi.
Ben o hemşireleri arayıp bulacağım. Ben o hemşireleri arayıp bulacağım. Yarım neler söyledi onlara soracağım. Yarım neler söyledi onlara soracağım. Halit'te, Halit'te da oturur sur tepede. Senin ikbalin yoktur da sebep oldun yiğide. Halit'te, Halit'te da oturur sur tepede. Senin ikbalin yoktur da sebep oldun yiğide. Sebep oldun, sebep oldun, sebep oldun yığde. Gerçekten sürpriz oldu. Hit the Road Jack'i Ray Charles'tan dinlemeye alışmıştım ama Percy Mayfield bestesi. Ama sizin yorumunuz ve birleştirmeniz, tonlar da çok güzel. Kıpır kıpırsınız. Hani ben hep şöyle bir cümlem vardır. Bazı müzik insanları vardır. Akılları, fikirleri her daim müziktir. Kalpleri her zaman müzikle atar. Yerlerinde duramazlar. Üçünüz de şu anda gecenin içinden İstanbul Radyo stüdyolarında gözüme aynen öyle bakıyorsunuz. Clea, Uğur ve Alper. Biraz Alper'i tanıyalım. Son dönemde yaptığın projelerden bahsedebilirsin. Sosyal medyada Alper Bulut olarak mı takip etsinler? Evet. Kendinden biraz bahset. Ben Alper biraz... Bulut. Evet, kemençe çalıyorum. Küçük yaşımdan beri müziğe başladım. Çok affedersin. Bu abi sürprizi bozdun ya. Hadi. Ben unuttum. Tamam, o zaman birazdan tamam. Başka bir enstrümana geçelim. Onu da zaten tahmin etmişlerdir. Halide şarkısından dolayı. Kemençe çalıyorum. Küçük yaşımdan beri müziğe başladım işte. Akademik olarak İTÜ müzikoloji bölümünü bitirdim. Çeşitli projelerde bulundum. Karadeniz piyasasında diyeyim. Çoğu sanatçıyla çalışıyorum. Şu an işte kendi bestelerim var. Şu an hazırlık aşamasındayım. Kendi albüm, ismim, single. Evet, 45. Single olarak çıkartacağım. Şu an hazırlık aşamasında ama yani bitmiş üzere diyeyim. Beni de Alper Bulut olarak Instagram'da takip edebilirler. Sadece Alper ilk U'sunu koymadan BLUT olarak yazdıklarında işte Instagram'da beni bulabilirler. Ben de öyle buldum zaten. Evet. Babacığına şimdiden çok geçmiş olsun çok diyorum. Ondan haberim var. Hayatındaki o karmaşada müzikle ve kendi yolunda gittikçe düzelecektir. Evet, yani enerjin müze, çok güzel. Müziğe dört elle sarıldım diyebilirim. Müzik beni gerçekten dinç tutuyor, ayakta tutuyor yani bu kadar kargaşanın içerisinde. Clea, nereye gittin, nereden geldin, ne yaptın? 4 Mayıs'ta programda birlikteydik, seni tanıdık. Uğur'la birlikte muhteşem bir program oldu. Yine gitarını aldın geldin ama bu arada bir yolculuk yaptın. Biraz bahsetmek ister misin? Tabii, çok teşekkür ederim. Yeni dinleyenler için Türkçesini televizyon dizileri ve Uğur sayesinde ilerlettiğini söyleyebilir evet. miyim? Evet. Evet, tabii ki de. Ben nereye gittim? Memlekete gittim. Sonra bir İtalya bir yolculuk yaptım. Orada bir performansa davetliydim. Tekrar Ağustos ayında beni istediler bir festivale.
Bu arada çok büyük bir sürpriz oldu ve çok önemli bir şey oldu kariyerim için. Oradayken tabii ki de takipçilerime sağ olsun. Yani onlara çok minnettarım diyebilirim. Çünkü bizde çok ünlü ve değerli bir sanatçı bir yarışma demeyeyim de bir post paylaşmış Instagram'da. Diyor ki 6 Haziran'da çok büyük bir konser düzenliyor. Ve ben nasıl olsa bu konserde olmayacağım, Türkiye'de dönmem lazım diye, sınavlarım var diye hani ne bilet ne bir şey aldım. Tabii ki de kuzenler, kardeşim, herkes bilet almış konsere. Sonra takipçiler şey gönderdi, bu kişinin postunu gönderdiler. Dediler ki katılsana buna. Adam böyle bir post paylaşmış, demiş ki benim şarkılardan bir tanesini yapın, beni etiketleyin ve sonra o kişi, yani kazanan kişi için çok büyük ve özel bir sürpriz olacak. Ben de bunu tahmin ederek dedim ki herhalde konserde bir düet gibi bir şey olabilir. Madem bilet olmaz diye düşünüyorum. Sanatçının ismini de söylesene, müzisyen. Konsere Alban bilet bulamayınca Skindere vermeye gitti abi. Tabii ki de. Alban Skindere'yi buradan tabii ki de, belki de izliyorsa kim bilir, hani Arnavutça bir hoşunet yediğim tabii ki de. Çok değerli bir müzisyen ve sanatçı bizim için. Ne oldu? Ben bir cover yaptım bizim... dediğimiz hani cover. Yorum. Bir yorum yaptım işte, sayfama paylaştım falan. Baya tepki ve etkileşim aldı. Sonra 4 gün sonra bir mail geliyor bana. Yaşasın. İşte saat 11. Bu 11:30'da bir şeyler var bu arada. Hani işte motif, konserin ismi. Motif'den size işte sanatçı yöneticisi mi denir? Menajer. Menajeri benle iletişime geçti. Ben bembeyaz oldum. Yüzüm öyle, anne dedi ki kızım ne oldu dedi. Ya dedim ben olmaz dedim, benim sınavlarım var. Hani bak konserde ne yapacağım, ne olacak hiç bilmeden bunu, hani direkt aklım sınavlarda, üniversite. Ne kadar da şey ne kadar da uslu iyi çocuk. Bir öğrenciyim, evet. Ya. Uslu öğrenci. Sen şirinleri bile görebilirsin belki bir güne. Ya. Sonra çok büyük bir konser tabii ki de. 28 bin kişi katıldı o konserde. Ve? Stadyumda oldu ve ben o konserden 10 dakika benimdi. Yani ben 4 şarkı söyledim o konserde. Solo olarak mı söyledin? Solo olarak, sadece gitarla, inanılmaz bir geri stadyumda dönüşüm aldı. Kaç kişiye? 28 bin. 28 bin kişi, yani 28 stadyum. Değil, 28 bin. Ya. Bunları söylemeyi öğren artık. Ya. Hayır, şöyle söyleyeceğim, yani stadyum 22.500 kişi alıyormuş. Sonra ekstra yararçılar 23 bin oldu. Sandalye sonra tekrar koydular. Ekstra yararçılar 25 bin oldu. O gecede sağlam bilgi aldık. 28 bin kişi girmiş içeride. Mükemmel. Yani rüya gibiydi benim için gerçekten. Bu kariyerim için çok önemli. Çünkü çok 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 değerli kişiler vardı. Çok değerli insanlar, müzisyenler. Arnavutluk'taki kariyerim için çok büyük bir şey. Tebrik Böyle ederim. Bir sürprizle geldim. Ve mazeri sınavlara gireceğim. Sınavları kaçırdığın için. Buradan hocalarına sesleniyoruz. Hangi üniversitedeydin? Beykoz Üniversitesi. Bölümün? E-ticari ve pazarlama. Geçen programı ederim. Kaçıranlar için. devam edeceğiz. Bu arada ben konsere gidemedim. Tabii çünkü ki. Bilet bulamadım. Aynen. Ondan mı gidemedin? Hayır. Bahanem olsun diye. Biz TRT olarak sana bilet bulsaydık keşke. Şimdi Uğur Dayal, sen de bu arada kalktın, Artvin'e mi gittin? Artvin'e gittim 2 hafta, Artvin'de çok güzel yerlere gittim. Kiliseye gittiniz. Artvin'de çok... Kısaca söyle ve bir ikinci şarkıya geçmeden önce YouTube'dan da o çok güzel bir 15 dakikalık yine bir film çıkartmışsınız Hasan'la birlikte. Evet 4-5 tane bölüm çektik ama Nuka Sakteri diye bir kilise var. Bir Gürcü kilisesi. Daha önce de bir pagan tapınağıymış. 1200 rakım tırmandık Hasan'la birlikte ve o kilisenin oraya gittik. Ama ben biliyorsun bisiklet kullanıyorum ortalama 100 kilometre, ama oraya çıkarken yoruldum. Çünkü ekipmanlarımız da ağırdı. Ama gidince her şey dedi müthiş bir yerdi. Artvin'e giden insanlar olursa muhakkak görmeye gitsinler ama kondisyonlu gitsinler. Bu arada bakın şeyin. Bu elimde görmüş. Bu elim. sana bir şey getirdim. Bakın dinleyin. Bakın. Bir saniye. Bu arada nerede seyredebilirler? Fermuar sesi açılacak. Böyle dinleyin. Evet, YouTube'dan Yol Arkadaşım ve Ben kanalından seyredebilirler. Instagram story'mizde 2.300.000 izlendi kısa versiyonu. İzleyebilirler.
YouTube'dan yol arkadaşım ve ben olarak takip edebilir. Bu arada sana şöyle bir hediye getirdik. Çok güzel. Ceviz ağacıdır efendim. Ayran ve şöyle bunu sana babam ayran. Yaptı. Hadi canım. Bu bunun adı Kuksa. İskandinav mitolojisinde bir yeri var bunun. Biz tabii İskandinav değiliz ama bizim babamla ahşap işçiliğimiz var biliyorsun. Bunun ağacı Artvin'den geldi. Ceviz ağacı. Dün yaptı bunu sana. Altında G sesli. Harfi var. Babamın Galip'in G'si ve Gülen'in G'sini simgeleyen. Galip Dayal'a ve Uğur Dayal'a teşekkür ediyoruz. Bununla ben ayran içebilirim. Evet, şimdi annem de dedi ki arkadaşlara, ekip arkadaşlarına en yakın zamanda Laz böreği yemeye bekliyorum. Aa. Ya da üçüncü programa. Bir dakika. Üçüncü programa gelirseniz şey yaparsan Laz böreği göndereceğim dedi ekibe. Bu arada Laz böreği hakkında da Gülen. Bu arada Laz böreği hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Laz böreği bir tatlıdır. Neden tatlıdır? Neden börek diyorlar? Çünkü bir böreğe tatlıya börek diyebilecek tek millet Laz milletidir. O yüzden hayır böyle değil. İçinde yumurta da var, karabiber de var. Çok güzel bir Karadeniz tatlısıdır. Yerinde yedim hem de. Bir de bizimkinden yiyin annemin. Şimdi sizin tatlı olarak müziğinizden devam etmek istiyorum. Ne dinleyeceğiz? Yine bir sürpriz yapacağız sana. Hayda. Bugün şimdi şöyle. Dünya geçen, sürpriz günü. Dünya geçen, müzik günü değil. Dünya sürpriz Posta günü. Gazetesi'nden yaptığımız bir besteyi söylemiştik sana. Evet. Tamam mı? Şimdi bir kitaptan yaptığımız bir beste söyleyeceğiz. Ben de bulduk besteciyi diyeceksin sandım. Bulamadık maalesef. Buradan o besteciye de sesleniyoruz. Şimdi Duran Güldemir bir edebiyat öğretmeni. Emekli bir edebiyat öğretmeni. Bir kitabı var. Saygılar Hocam isimli bir kitabının ilk hikayesi bir mektup yazdırma öyküsü olan kitabın içinde ben okurken hikayeyi çok etkilendim. Beğendiğim yerlerin altını çizdim. Ve oradan bir beste çıktı. Olduğu gibi yani hani yapar yapmaz yaptım. Benim öğretmen arkadaşım Duran Hoca. Ve o da çok beğendi. Buradan onu da alalım. Saygılar Hocam isimli kitap. Öğretmen Dünyası yayınlarından da ulaşabilirler. Şimdi öyle bir türkü Saygılar formu. Hocam mı dedi? Saygılar Hocam kitabın hocam. Adı. Bu arada bu hikaye şunu anlatıyor. Eskiden köylerde mektup yazan ve mektupları okuyan bir öğretmen olur ya. İşte şey çocuk öğrenci olur ya. Bu Duran Hoca'ymış. Duran Hoca anılarını yazmış. Bu da bir annenin vefasız oğluna yazdırdığı bir mektup. Mükemmel. Şöyle söylüyor. Ailesel şeyleri söyleyecek. Ama diyor ki yazan katip eldendir. Söyleyemem derdimi diyor. Kurban oldum evvel selam ederim, gözlerinden öperim. Kardan kıştan çok geçti, güller çiçekler açtı. Yazdan bahardan geçti, ev yine bomboş kaldı. Kurban oldum gözlerinden öperim. Yazan katip eldendir, söyleyemem derdimi. İki kara gözlerin hasret etti ömrümü. Gözümde yaş kalmadı, ömrümde yaş kalmadı. Kurban oldum ol bari bir mektup yolla. Yazan katip eldendir, söyleyemem derdimi. Kurban oldum oğlum, bari bir mektup yolla. Yazan katip eldendir, söyleyemem derdimi. Kurban oldum ol bari bir selam yolla. Çok heyecanlandım. Uğur Dayal, Alper Bulut ve Clea Çutra bize Sevgiler Hocam
kitabı. Saygılar hocam. Saygılar hocam kitabın yazarı kimdi? Duran Güldemir. Çok güzel hikayeleri olan, öyküleri olan bir kitap. Gecenin içinden cumartesiye özel bir şarkı. Bunu ileride büyük ihtimalle siz kaydedip bir yerlere koyarsınız. Kaydetmeyi planlamıyoruz. Burada nasıl olsa hazır kaydı var. Hazır. TRT'nin imkanlarından. Ve stüdyomuzda yine geçtik cumartesine. 363 gün kaldı bir sonraki Dünya Müzik Günü'ne şu anda. Saatlerimiz 00:03. TRT Radyo 1'de gecenin içinden cumartesi, cumartesinin müzik yıldızlarıyla devam edecek. Uğur Dayal, Clea Çutra, Alper Bulut. Ne diyorsunuz bu benim için genç olan radyocuların Dünya Müzik Günü'yle ve müzikle ilgili söylediklerine var mı? Eklemek istediğiniz bir şey. Sizin için müzikte tarif edebilirsiniz. Şey gibi oldu böyle hazırlık sekan. İşte özellikle hep sen mi sürpriz yapacaksın? Bu sefer de sürpriz benden geldi. Şimdi daha önce bir dublajcı, radyocu arkadaşla konuştuk. Onun şeyinden hitap edeyim falan gibi. Evet müzik hakkında söyleyeyim. O da senin gibi opera şan okudu. Şu an çok güzel zaman kazandı. Füsun Özgüç de opera şan okudu. Azra Gün'ün öğrencisiydi en son. Aydın Gün ve Azra Gün. Ondan önce de bir sürü hocası olmuştu. O zaman bir günde umarım onun programına konuk oluruz. Yani çocuk olmak gerekirse hadi onu da şey yaparız. Sizin için müzik ne? Ya bizim için müzik gerçekten... Alper. Şöyle bir yaşam tarzı. Yani ben küçüklüğümden beri hep müziğin içinde olduğum için müziksiz düşünemiyorum yani. Müziksiz kalmış bir toplumun hayat damarları. Yok yani dinlemek anlamında değil. Yani bir yaşam tarzı. Her zaman bir enstrümanım elimdeydi işte. Atıyorum 7 yaşımda başladım. Bir klavye çalıyordum. Gitar çalıyorum. İşte kemençeye başladım. 2000'de başladım kemençe çalmaya. Yani hep elimde bir enstrüman ve bu müziğin içerisindeyim. Bu piyasanın içerisindeyim. O yüzden hiç düşünemiyorum hani ya böyle olmasaydım diye. O yüzden müziği de çok seviyorum. Klavye'ye geçeceğim. Valla ben çok kısa, net ve öz. Benim için müzik DNA. Tamam, Barış'la ortaksınız. Barış da aynı şeyi söyledi. DNA'm, benim DNA'mdır dedi ikinci konuğum. İkiniz de demek ki aynı şey. Evet, çok özür dilerim. Bunu kaçırmışım. Çok özür dilerim Barış Bey'den ama gerçekten şu an çok katılıyorum yani. DNA. Ama herkesin DNA'sı farklıdır sonuçta. o da zaten yaptığımız müziğe yansıyor. Evet, senin için. Yani benim için şöyle, doğarken müzikle başlıyoruz zaten. İnsanoğlu ağladığı ilk ses la sesi 440 frekans olarak ağlar inga diye ama şu anda bu la değil bir la illa ve şöyle ninnilerle büyüyoruz abi yani değil mi ninnilerle büyüyoruz kulağımıza bir şekilde müzik bir yerden geliyor ve öldükten sonra artık çoğu toplumda yok ama ağıtlarla ölüyoruz yani müzik hayatımızın bir yerinde. Herhangi bir yerinde var. Savaş durumlarında, zor aslında durumlarda, savaş, her yerde, bir yerde. Savaşta da müzik vardı işte. Var işte. Osmanlı'da mehter vardı. Evet. Diğer müzik her yerde var. Var her ve hani var. Bir şekilde yükselen veya düşen enerjiyi tamamlamak için çok güzel bir terapi yöntemi olduğunu düşünüyorum ben müziğin. Konuşmaktan çok müzik yapmayı sevdiğinize eminim. Yani evet. Ben ikisini de çok seviyorum. Anladığınız gibi. O zaman zaten üçüncüye seni bırakmamın nedeni şuydu. Şu yol arkadaşım ve benden bize özel bir ses filmi hazırladın değil mi? Evet. Ses filmi olsun mu adı bunun? Evet aynen öyle olsun. Tamam öyle olsun. Hadi bir dinleyelim üzerine istiyorsan yorumlar yapmak istiyorsan. Bugün Hasan'la... Bu merak yapacağız. Bu merakınızı neye borçlusunuz? Yol arkadaşım ve ben kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hasan sizlere pizza yapacak. Normalde bunun bir belli bir tarifi var. Ben de bu tarifi biliyordum daha önce. Ve ona göre yaptığım zaman mükemmel bir pizza olmuştu. Ama o tarifi ben çoktan unuttum. Şimdi o tarife bakmadan aklımda kaldığı kadarıyla yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Hani önemli olan da zaten o. Hayatın bize verdiklerini devamlı tekrar etmek değil, aklımızda neler kalmış onu görmek önemli olan. İşte basmalı konağın çekildiği o konaktayız. Reklamlarda var ya böyle ev hanımlarına konuk oluyorlar. Ev hanım kapıyı açıp böyle ünlü bir şeyi görünce karşısında diye şaşırıyor ya. Kamera arkada değil mi? Aslında kameraman önden gizli gizli kadının evinin camından girmiş. Evet, konağımızın da kapı gibi kapısı var baksana. Tamamdır artık kimse giremez. Burası Koçanlık köşkü. Reçelleri kendi elleriyle yapmış. Babaannemin tarifi. Ardahan'da hep çilek reçelini babaannem bu tarifle yapardı.
Çok güzel ya. Meyve meyveliğini kaybetmemiş. Bu mahallenin altın kızları siz misiniz? Biz gelin geldik. O da ben de buraya. Hangimiz büyük görüyor? İkiniz de çok genç gözüküyorsunuz yani. Şimdi Çandarlı Kalesi'ne geldik. Şuradaki şeye anlam veremedik. Hasan şey diyor, muhafızların tuvalet kulübesi diyorum. Ama ben muhafız olsam yapmam. Buradan oku böyle bıçaktım mı alttan? Adamın dala falan nedir yani? O zaman muhafız işini iyi yapamamış demektir. Buraya kadar geldiyse o. Geyikten çıktık, köy yollarından devam ediyoruz. Ben daha önce bu yolları bisikletle gitmiştim Antalya'ya kadar. Dur bir şey anlatıyoruz ya. Buradaki dağları böyle antik kalıntılar bulunduğu için sürekli kazmışlar kazmışlar ve Kaz Dağları oluşmuş. Günaydın. Bugün konser var, hadi. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırla da bize. Bahçemizden domatesimizi, biberimizi, biberiyemizi, patatesler de oldu. Bahçeden toplu güzel bir kahvaltı yapalım. Ayılar giremez diye bir yazı var. O yüzden çek şuraya abi. Hasan! Bunun için mi burada bekletiyorsun beni sabahtan? 95 lira. 95 lira değil işte, 95 lira. Bir elma yerken, bir kurt görmekten daha kötü olan şey nedir? İki kurt. Kurdun yarısını görmektir. Yemedik lan, yemedik. Şimdi bugün dilek feneri uçuracaktık. Ama maalesef... Evet, Uğur Dayal stüdyoda konuşmuyordu. Yol arkadaşım ve ben kanalından bize ses filmi yaptı. Kaç bölüm oldu Uğur? Hasan'la birlikte yol arkadaşım olan bölüm 20 olmuştur. Ondan önce de bir 24 bölüm bisiklet turumuz var. Ve devam ediyoruz yavaş yavaş. 40 küsür yani. Evet, 40 küsür. Ve her hafta bir video yayınlamaya çalışıyoruz. Buradan Hasan'a da selam olsun. Onun da programı biraz yoğun olduğu için yine katılamadı bize. Ama olsun, ben Alper'i daha çok sevdim dermişim. Hasan'ı daha tanımadım ama. Ama Hasan senin için çok idealdir. Hiç konuşmaz o. İşte. Daha çok benim için değerli. Evet, o zaman ben bu sefer az konuşup sözü Clay'e bırakmak istiyorum. İşte bu. Program ortağım oldu hemen. Pas ve gol. O zaman ben hiç konuşmuyorum direkt ya. Zaten Türkçem bittiği yer şarkı dünyanın, devam etsin demişti evet. Bir kere bu abim soldaki Uğur Dayal. Abi Türkçe bilmiyorum diye Türkçem bittiği yer şarkı patlat demişti. İşte bu gecenin içinde ne özel. Buradan bu şarkıyla Birce Akalay ve Alex Tatarya'na selam gönderiyorum. Benden de. 8 yıl önce yapılmış bir şarkı, Manidar. Çok seviyorum ve sözleri unutursam... Kusurumuza bakmayın. O kadar olacak artık. Yalnızlıktan ezberler insan sessizliğini, seslerini. Sez vaktinde gelmezse garip olur. Vicdanına küfredersin. Aşk olur, savaş olur, yastık sığınak olur, nefret çığlık olur, lodos poyraz olur. Sana kalsın bu yalnızlık, benim olsun tüm renkler, düşmesen. Gelsin diye beklersin, garip sersin, manidar olur. Var ise rüzgar, yoksa yağmur yağsın, der gibisin isyankar. Olur.
olsun tüm renkler, düşmesen ağlama. Her sessiz bellersin, vakti gelsin diye beklersin, garip sersin manidar olur. Var ise rüzgar, yoksa yağmur yağsın, der gibisin isyankar. Sabret kalbim, tarararan, tarirarirararan, 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 Clea Çutra bir Arnavut kızı olarak çok güzel bir Türk şarkısı söyledi. Manidar. Çok güzel yorumluyorsun. Yani konuşurken tabii ki Türkçende böyle kaymalar oluyor ama hocan çok iyi olduğu için hocaların bir problem yok. Ama şarkı söylerken tam bir Türk kızı gibi söylüyor. Ama şöyle söyleyeyim. İlk programı dinleyin. Bir de bunu dinleyin. Bakın bugün bizi buraya getiren arkadaş Kaan dedi ki Karadenizli misiniz dedi. Biraz babamla konuşmaktan Karadeniz şivesine kaydı. Biraz böyle konuştu. Bana Artvinli misin dedi. İnanamadı yani. Şey mi başladı? Gideceğim. Yabancıyım nasıl yani dedi. Yok siz ha? Siz Türk değil misiniz? Böyle kaldı. Nasih. Ulaştırmanızdan sorumlu Kaan arkadaşımıza da buradan sevgilerimizi sunalım. Evet, selamlar. Tabii. Clea mükemmelsin. Yani zaten o 28 bin kişinin de nasıl keyifle dinlediğine Arnavutluk'ta değil mi? Evet. Hangi şehirde? Tiran. Tiran'da seni dinlediğine eminim. Biraz Alper'e bugün programımızda böyle tabii üçüncü kişi gibi gözüküyor ama aslında artık ekibin... Çok özür dilerim, nasıl olsa biz üçüncü programda buradayız. Sonbaharda buluşacağız mutlaka. Bence Kayserili. Alper, müzikle ilgili düşüncelerini aldım. Radyo mecmuası, resimli radyo mecmuasından bahsettin demin şarkı arasında bana. Evet. Senin bu radyo ile ilginin böyle bir şey olduğunu tabii ben burada duydum. Biraz anlatsana. Şöyle bitirme çalışması olarak işte buradan hocama da çok selam söyleyeyim. Üniversiteydi. Üniversite. Eray Cömert hocama, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji bölümünden. Eray Cömert. Evet, Eray ben Cömert hocam. O bu konuyu bana önermişti. Başladık işte Resimli Radyo Dünyası dergisinin bibliografyasını yaptık. İşte 1950 ile 1953 arasında çıkan bir dergi. Çok güzel bir dergi ve orada işte radyoyu çok güzel tanıtıyor dergi. İşte içerisinde seslendiriciler, radyo sunucuları hakkında bilgiler. Ben de çok keyif aldım işte incelerken dergiyi. Onun işte böyle bir kaynakça haline getirdim. Güzeldi yani, çok samimi işte. O zamanlar daha televizyon daha yeni çıkıyor ve daha çok radyo dinliyor insanlar. Ve radyoların bayağı dinleyicilerle böyle bir etkileşim var. İşte ses yarışmaları yapıyor. O zaman sosyal medya yok, radyo var. Evet, radyo var. Okuyucular... Mektuplar var. Tabii, o dergi de bu radyoyu çok güzel destekleyen bir araç olarak gördüm ben. Güzel, keyifli bir çalışmaydı. Şimdi de o radyo dünyasından çıkıp böyle günümüzde şimdi bu radyoya konuk olarak gelince böyle bir güzel oldu yani. Nostaljik, böyle bir hafif o günleri de hatırladın. Evet. Radyonun gücü, teknolojisi gelişse bile, hani internette birleşti, işte internet radyoculuğu var. Stüdyoda canlı canlı yapılan bir radyo yayıncılığının tadı hiçbir şeye benzemiyor. Kesinlikle. Podcastler falan, onu keseyim, bunu keseyim, bunu yapayım. Biz TRT'de radyoda tulum deriz, tulum yayına girilir. Bir de o güzeldir. O yüzden sizi burada TRT Radyo 1'de ağırlamak çok güzel. Şu başta Uğur'un birazcık sürpriz bırakmak istediği enstrümanınla bir doğaçlama bir şeyler yapsana. Tamam. Alper Bulut bakalım bize ne çalacak? Hadi bakalım. Evet, geçen bir aslında bir doğaçlama bir şey yapmıştım. Ben onu bir böyle geçmek istiyorum kısa. Müzik
Öyle bir şey. Alper bunu... Tamam. Enstrüman adını söylüyorum artık. Söyle. Alper, arkadaşım o çeloyu buraya taşımak yani çok ağır değil mi ya? İşte Uğur sen... Bir de hayır, çeloyu bacaktan arası değil, omuzunda çalması çok daha enteresan değil mi? Hani abi, yani tebrik ediyorum. Sırf bunu izlemek için şuraya geldim yani. Nasıl geliyor sesi? Vallahi çok güzel yani bu yani enstrümanı... Söylemeseniz ya da ben görmüyorsam hakikaten acaba bu enstrüman ne dedirtecek şekilde bir yorum. Alper'in büyük 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 dedesi bulmuş bunu. Keman çello bunun adı. Ben bir dahaki neydi? Ya da üçüncü bölüm. Üçüncü bölümde ben daha da kalın sesli olan bas... Biz yavaş yavaş TRT'ye yerleşiyoruz. Kleyat ne güzel çaldın mikrofonu. Uğur söyleyecekti. Mükemmel. Çelloyu çok güzel gerçekleşti. Ne demişler? Üzümü baka baka. Ya bu, bir şey söyleyeceğim yani. Cidden bu bizle dalga geçiyor yani. Bu tür şeyi gayet iyi biliyor. Bir de ilk dönem dizilerle başladığı için ilk konuşmasını anlamıyordum. Böyle tehlikeyi, cerrahi, vuku falan diye böyle eski dilde konuşuyor falan. Ne diyorsun sen bacım falan diyor. Ama aferin, bayağı geliştirdin. Rica ederim. Evet, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Tamamen sana ait mi yoksa bir yerden esinlendiğin? Yok, bu kesin doğaçlama. Doğaçlama. Evet. Yani bir şeylere benzettim aralarda falan ama yani. Yani 3 gün önce. Metallica böyle bir ara Metallica geldi böyle, onların hani bir cello şeyi vardı. Zaten şöyle bir durum var. Doğaçlarken ya da bir yer böyle yaparken illaki bizim duyduğumuz şeyleri. Yani duymadığımız şeylerden... Tabii ki. Zaten doğaçlamanın adı evet. Öyle ya. Esinleniyorsun mutlaka da. İlla ki vardır. Ben var. Mesela bir beste yapmıştım. Çocukken ablama çaldım. Zeki Müren oğlum mu dedi. Zeki Müren bestesiymiş mesela. Vallahi billahi. Aynı sözler falan da aynı yani. Böyle. Zeki Müren şarkısı. Ama öyle mi, hiç bilmediğim şarkıyı nasıl çalabiliyorum falan. Evet. Arada böyle yani şey oluyor. Kulak aşinalığında. Mutlaka dinlediğimiz her şey. Kesinlikle. Yani bütün klasik müzik bestecileri için de öyle. Yani. Yaşadığımız dünyadaki bütün müzisyenler için de öyle. Var mı şu anda sırada bir şey yoksa elimizdeki kayıtlardan mı çalacağız? Sırada var. Biz sana güzel şarkılar getirdik. Valla Dünya Müzik Günü 2 gün geride kaldı. TRT Radyo 1'de ben canlıcıyım. Canlı şey yapalım mı? Çift jandarma yapalım mı? Bir Artvin türküsü yapalım mı? Size? Tabii ki. Onu da Alper arkadan böyle biraz daha farklı şeylerle çalabilir. Ses rengiyle. Farklı bir cello ile. Farklı bir cello ile. Küçük cello. Keman çello. Keman. Çift jandarma geliyor da kaymakam konağından. Çift jandarma geliyor da kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar oy kırmızı yanağından. Fiske vursam kan damlar oy kırmızı yanağından. Hayde canım, hayde gülüm, Şinara'ya aslan yârim. Hayde canım, hayde gülüm, gel berişirim yârim. Dağlarda kar süsü da tarlada zar izi var. Dağlarda kar sisi var da tarlada zar izi var. Kurban olam şavşada da içinde yar sesi var. Kurban olam Artvin'e da içinde yar sesi var. Hayde canım, hayde gülüm, Şinara aslan yârim. Hayde canım, hayde gülüm,
Gel beri şirin yârim, hayde canım, hayde gülüm, Şinara aslan yârim. Hayde canım, hayde gülüm, gel beri şirin yârim. Bu şarkıyla, bu türküyle ilgili çok kısa bir anekdot vermem gerekiyor. Hemen söyleyeyim, Alper Bulut ve Radyodayız, Uğur Dayal yorumladılar. Kemen çellosuyla ve sesiyle. Şunu da söyleyeyim, şarkıyla ilgili unutma aklındakini. İşitme cihazı kullanmana rağmen buradaki stüdyodaki teknik olanakları tam istediğimiz gibi yapamamamıza rağmen hem sesleri duyabiliyorsun hem de çok güzel yorumluyorsun. Nefesine yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Şarkıyla ilgili anekdot vereceğim. Genelde şöyle bilinir. Dağlarda kar sesi var. Tavlada zar sesi var gibi. Şimdi yani Karadeniz kültüründe tavla pek olmadığı için şu aslında. Dağlarda kar sisi var. Yani sis var, kar gelecek. Tarlada zar izi var. Zar da tarlanın üzerine sürmek ve üzerine gübre atmak için atın arkasına veya işte büyükbaş hayvanın arkasına bağlanan bir aparat. Onun bıraktığı iz. Yani tavla düzeltmek isterim. Bazen söylenirken yanlış söylenebiliyor. Evet, çok önemli bir düzeltme evet, bu. Önemli bir düzeltme. Biz de üniversite okumadık ama. Estağfurullah. Hani Türk müziği okumadık ama biz de. Güzeldi. Evet, bu arada müzisyen arkadaşlarım için şunu söylüyorum. Ben 25-26 yaşlarında işitme kaybım olduğu teşhisi kondu bana. Ben ilk başta kabullenemedim işitme cihazı kullanmayı. Ya olur mu falan diye ve büyük bir zaman ihmal ettim. Artık şeydi neydim? Televizyonun sesini sürekli açıyordum. Keşan Ali Destanı müzikalinde oynamaya başladığım zaman Yücel Erten'in korkusundan aldım. Yücel Hoca bir şey anlatıyor. Diyor ki Uğur tamam mı? Tamam hocam diyorum. Ne dedi? Diyorum böyle şeyle alakalı. Dudak okuyabiliyorsundur sen. Ya dudak okuyorum. O da çok yanlış anlaşılıyor. İlk konuştuğum insanların dudaklarına bakınca insanlar böyle bir şey oluyor. Diyorum ki ben duymuyorum vesaire. Sonra şöyle bana işitme cihazını benimseten kişi dedi ki ya gözlük kullanmak gibi abi. Niye böyle düşünüyorsun dedi. Yani gözlük takar gibi artık o şey var ya ünlü markaların kulaklıkları var ya herkesin kulağında kulaklık var. Niye öyle düşünüyorsun dediği anda benim kafamdaki bütün kaygılar bitti ve duyabildiğimi duyamadığımı cihazlar sayesinde öğrendim. Yani benim için mutluluğun sesi açıldı ve gerçekten dedim ki abi nefes alıyormuşum. Duymak çok önemli. Varsa işitme kaybı olan dinleyenler lütfen genç arkadaşlar varsa sakın yapmasınlar. İhmal etmesinler. Çünkü bende şöyle bir şey oldu. Kullanmaya sol kulağımda daha ağır. Sağ kulağa sol yukarı çekilmeyince beyin ister istemez sağa aşağı çekiyor. Lütfen ihmal etmesinler. Buradan da bu şeyi vereyim. Ama o kendine has bir yapı sana kazandırmıştır. Gecikmeleri ya da keşkeleri boş ver. İyi ki yapmışsın, iyi ki kullanmaya başlamışsın. Evet, ve yani çok da önemli bir öneride bulundun. Hem müzisyenler için, genç müzisyenler için hem de genç arkadaşlarımız için. Hani çekinmesinler. Gözlük takma gibi bir cihaz bu. Teknolojinin faydasından evet, bence yararlansınlar. Aynen, teknolojiden öyle faydalansınlar. Evet, öğretmen edasıyla selamımızı da aldık. Şimdi kim şu andaki kafasındaki dünyada üçünüze birden soruyorum. İlk cevap verecek olan düğmeye basabilir. Yarışma hikayelerini. Bari bir soru dinleseydi yani soruyu. Evet. Kimle çalışmak istiyorsunuz? Kafanızdaki en büyük çalışmak istediğiniz müzisyen isim var mı? Hasan Doğru. Vallahi Hasan Doğru. Çünkü Hasan'la okul arkadaşıyız yıllardır. Bir kere profesyonel sahneye beraber çıkmadık Hasan'la. Halbuki o kadar... Ya ben söyledim, o arkadaydı. Ya o söyledi, ben arkadaydım. İnşallah bir gün aynı sahneye Hasan'ı bulursak... En son yaptığınız o kiliseye, Gürcistan Kilisesi'ne gittiğinizde ikinizi kafa kafaya vermiş. Ben dinledim. Öyle söylüyoruz ama böyle yani... Sahnede mi söylüyorsun? Gönül ister ki 25 bin kişiden fazla insanlara da böyle Hasan'la beraber gösterelim. Yani. Kimle çalışmak isterdim? Şöyle... Tabii ki şimdi kemençe çaldığım için... Gerçekten böyle isterdim ama Kazım Koyuncu hayattayken Kazım Koyuncu ile beraber çalışmak isterdim. Ne güzel.
13 sene boyunca da onun kardeşi Niyazi Koyuncu'yla sahne aldım ben. O da buradan ona da selam gönderiyorum. Güzel, keyifliydi. Ama gerçekten Kazım abiyle beraber çalışmak isterdim yani. Onun o enerjisi. Zaman tünelini belki icat ederse Uğur. İderse Uğur. Evet. Beni gönderirse. Evet. Geri. Ben ettim aslında. Zamanda ileri gidebiliyoruz ama geriyi hala bulamadım. Yani onu da bulursam. Evet. Erkekler hemen sınıfın aşare öğrencisi olarak cevap verdiler. Senin çalışmak istediğin müzisyen. Böyle büyük kafanda hani keşke olsa dediğin. Ben bu konulara çok çok iyi değilim ya. Hani kahramanın bana... var mı mesela müzisyenlerden? Mesela demin bir filmden bahsetmiştin. Hani öyle bir film mi çekmek istersin? Hani çok da zorlamak istemem ama mutlaka vardır birisi kafanda. Vardır yani Ed ama... Sheeran, Andrea Bocelli ile birlikte şarkı söyleyebiliyor. Yani evet, vardır evet, mutlaka. Evet, kesinlikle. Belki de sadece... büyüsü bozulmasın diye söylemek istemiyorsan onu anlarım. Yok yok, o öyle bir şey değil. Sadece hani şey, ne vardı hani, bir müzisyene bir şarkı söyle diyorsun. Hani kalır böyle. Bin şarkılardan hiçbiri gelmiyor ya aklına. Öyle gibi İlk bir soru söyle. Oldu benim için. Ama rahatça şöyle söyleyebiliyorum. Yani aslında Dua Lipa olabilir. Dua yani, Lipa. Dua Lipa. Güzel. Bir de hemşerim. Doğru. Arnavut. Doğru. Ama Türkiye'den biri sorarsa aslında ben çok daha yani genç yaşta olduğum için tabii ki de biraz daha piyasa... Coğrafya sınırımız yoktu soruda. Tabii ki de. Okey. O öyle devam edersek işte Queens bilmem ne söylerim ben. Evet, tabii ki. Çünkü coğrafya sınırımız yok. Yani ama Türkiye'den şu an Hadise tabii ki de. Çok iyi bir yorumcu. Kesinlikle ben hayranım. Hatta Türkiye'de gelmeden önce hani Instagram'da onun yorumladığım şey şarkıları var aslında. Çok 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 büyük bir hayranıydım yani. O sesi bile izliyordum. Konuşma tarzının yani İngilizcesine hayranıydım bilmem ne. Çok 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 seviyordum Hadise'yi. O yüzden Hadise, Zeynep Bastık Türkiye'de benim için piyasada olanlar şu an benim için in yani evet. Onlarla. Ben mesela soru başka yani şöyle gelseydi. Hani kiminle çalışmak istiyorsun değil de hani bir hedefin olarak mesela ne yapmak istersin? Ben şu kemençeyi... Soruyu hemen çeviriyoruz. Biraz çevirebilir miyiz? Bir dakika. Bu kemençeyi gerçekten dünyada bir Türkiye'de biliniyor. Bir de buradan işte mübadeleye giden işte Pontuslar Yunanistan'da icra ediyor. Yani bu kemençeyi böyle dünyaya bir güzel bir şekilde sergilemek isterdim. Yani bir world müzik kapsamında böyle güzel elektronik de olabilir günümüz şeyinde. Ama dünyada dinlenilen bir müzik, işte izlenen bir filmin köşesinde kemençe. Hollywood filminde mesela böyle bir kemençe akıyor. Bir şey söyleyeceğim. Alper'in gerçekten Instagram sayfasına bakarsanız dinlerken o yüzden kemençello dedik ya. Hiç kemençe gibi değil yani bazen arada... bazı bak ben de kemençe çalıyorum diyecek nameler yapıp böyle evet. Keman gibi çünkü... çello gibi çalıyor. Yani bu gerçekten bunun uluslararasını açmanın ben bu... ilk örneklerinden birisi sen olabilirsin. Ben yani bunu görüyorum. Çünkü tek tel çaldığımızda bu bir kabak kemane bir keman olabiliyor ama bunu kemençe özelliklerini verince vermemiz ki lazım. Hı. Bunun kemençe olarak dinleyicilere sununca daha güzel olur. Çok güzel bir hedef ve iyi ki de soruyu bu şekilde çevirdin. Gaydalar, işte arpler, bütün dünyadaki world müzik dedin, dünya müziklerinde o etnik enstrümanları bu şekilde yorumlayan bir sürü müzisyen var. Bence bu hedefinde evet. Ben de üzerime düşen ne varsa yapmak isterim. Çok teşekkürler. Hasan Doğru dışında var mı çalışmak istediğin yani ya da şöyle, hedefin? Benim çok sorun, bir, iki soru bir var. Kere Neşet Ertaş benim felsefe hocamdır. Ben çok severim Neşet Ertaş'ın felsefesini. Neşet Ertaş'ı canlı canlı doyarak dinlemek isterdim. Onunla aynı sahnede hani olamazdım belki de yani. Neşet Ertaş çok büyük üstattır benim için. Ondan sonra konuşabilirsin Alper. Bana bir şey var, konuşsana. İki kelime yavaş. Yani, uyarla. şey mi? Kemençe dedi Alper'le mi çalışmak istiyorsun? Yok şey Neşet Ertaş deyince... Hani... Neşet Ertaş türküsü mü söyleyelim diyorsun? Olabilir dedim Kemençe ama... Ile. İşte bu. Ben bunu istiyordum zaten. Mutfak, radyo stüdyosu ikisi bir arada. Hem sahne... Hem mutfak çok da güzel olur. Olabilir. Zaman tünelini sen de icat etmek zorundasın Neşet Ertaş ve Kazım Koyuncu. Yani yaşayanlardan Dua Lipa gibi böyle hani kendine sınır tanımadan
Sonuçta Meksika'da yok, Amerika'da bir Arya söylemiş kişi olarak var mı kafanda böyle bir büyük resim? Şey diyormuş, Clea Çutra'yla yabancı mı? Hasan doğru. Onları başarıyor ya, yerlisin zaten. Ya şöyle, ben klarnet çalıyorum. Yani ilk enstrümana klarnetle başladım. Hüsnü Şenlendirici ile aynı sahnede olmayı çok istiyorum. İşte bu. Ben cevabımı yani aldım. Çünkü şey, beni müziğe başlatan insan Hüsnü Şenlendirici'dir. O Athena'nın An diye bir şarkısı vardı, ona çalıyordu. Ben bu enstrümanı neyse onu çalacağım dedim. Ve o günden sonra klarnet çalmaya çalışıyorum. Onunla zaten çalmam da söylemeyi çok isterim. Buradan Hüsnü abiye sesleniyorum. TRT Radyo 1'de gecenin içinden de şimdi bize bu güzel üçlü Alper Bulut. Ama Instagram'da birinci U yok. Evet, ilk U yok. Evet, Uğur Dayal ve Clea Çutra var mı? Ne söylüyoruz? Yoksa kayıtlardan... Hadi sen bize bir tane Arnavutça şarkı söyle. Arnavutça. Evet. Arnavutça. Söyle, biz de senden sonra Alper'le sen çalarken konuşalım. Hani ne yapalım diye. El işaretleri. Bir de Alper bu arada şey yapıyor. Yazıyor. Yazıp gönderiyor, tamam mı? Ama hani şöyle deftere yazıyor. Deftere yazıyor. Ben de şey gibi ilkokulda hani yaramazlık yapan çocuk kağıt atardı ya. Şimdi Clea'ya ben yazdım orada, dedim ki hangi ses diye. E'yi biraz O gibi yazmışım. O da diyor ki hangi sos? Anlayamıyorum. Ketçap. Ben de bir ara şey diyecektim. Napoli Bolognese diyecektim yani. Sosumun özelliğini göstermiyorum lütfen. O zaman sen sevgili teknik yönetmenim Serdar Çıplak, Clea ile başlıyoruz. Bu arada diğer iki müzisyen arkadaşımız ellerindeki öğrenci defterlerinde kalemle anlaşıyorlar. Clea Arnavutçu. Mikrofonlar da açık olacak değil mi o sırada? Tabii tabii, açık. Tamam. sürprizleri açıyoruz her türlü. Şu an aklıma gelen Debre'den bir şarkı, çok çok değerli bir kompozitör bizim için, Musa Piperku diye. Onun ailesini, tabii ki de o artık yaşamıyor. Onun ailesine çok selam gönderiyorum buradan. Ben de selamlar. Çok değerli bir eser benim için, bizim için. Shurosh vidra delu, hey, 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 hey. Kanga moi buchit namale, te barite to hedin vale, hede chinja to let blegroina, kur bilbula to kandoino, hey. Kanga moi buchit Barite to hedin vale Edhe qingja to le të plegrojna Kur bilbila të këndojno Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu, hey 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 hey, devam devam, hey 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 hey, aynı yer. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu, deli eline, mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Me, 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 me. Ton ne? Mi, mi. Hey, hey. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendil eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Dili eline, mendili verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Altyazı M.K.
Keşke tonu baştan sorsaydık da. Evet. Her şeyde ton de ton de. Ton de ton. Tamamen spontane doğaçlama. Şu an kanga moy buçuydu mali. Kızılcık neydi? Kızılcıklar oldu mu? Kızılcıklar oldu mu? Hani böyle bir mix yapacağımı hayatta ya başlarken. Ben sana ne demiştim program başlamadan? Akışına bırakıyoruz. İşte bu. Bu. Yani, eserin sahibinin ismi neydi? Bir kere daha söyle. Musa Piperko. 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 Ben de Arnavutça'mı ilerletmeye çalışıyorum. Tabii. Uğur izin verirse. O sesin tarifi var mı senin şarkının sonunda yaptığın kontralto diyeceğim ama kontralto. Ya şöyle bu aslında. Kafa sesini. Soprano sesi bu. Kontur tenorlar da aslında çıkartabiliyor bu sesi. Ben okuldayken çok çalışıyordum buna. Hocam şey demişti, kontur tenor olabilirsin istersen demişti. Ben de şimdi düşündüm böyle bir yaşadığım coğrafyayı, böyle şarkı söylersem herhalde kariyerimde pek ilerleyemem gibi. Ama şöyle benim tanıdığım birçok sanatçı, müzisyen iki sesi de birden kullanabiliyor. Yani senin de bugün yaptığın gibi, az önce yaptığın gibi normal müzisyenliğine devam ediyor. Yeri geldiğinde bu sesini kullanıyor. Evet, bir de çok enteresan bilgi vereyim. Kastratlar var eski dönemde. O operalarda kadınların olmadığı dönemlerde onları küçük yaşta çocukları hadım ediyorlar ki bu sesleri kalabilsin diye. Soprano sesi bu kadındaki en ince boy ses. Boy soprano dediğimiz çocuk soprano. Hatta bana sordukları zaman bu ses nedir diye ben sopranoyum diyorum, hani erkek erkek versiyonu. Soprano. Bu arada Alper de hafiften vokal yapmaya çalıştı, evet. Ama mikrofonları hangisine yapacağını bilemediği için ama duydum. Ortadan söyledi. Şey yaptı, hey 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 hey. Ben duydum. Çok güzeldi. Şimdi o zaman soru sormayacağım çünkü bir anda stüdyo şeye dönüşüyor, sınıfa dönüşüyor. Tamam. Yapmak istediğiniz şu anda proje olarak, sen albümü tamamlamak istiyorsun, sen bütün filmlere devam ediyorsun. Sende ne var? Bende mazeret sınavlarına girmek dışında. O dışında tabii ki de kariyerimde bir albüm çıkartmaya planlıyorum. Yani bir sürü bir ton şarkı geliyor. Clea Çutra'dan da bir sürü şarkı geliyor. Siz her gün sabah akşam yatıp kalkıp müzikle yaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz. Tabii. Uğur, burada bir Tuğrul Ali Şenocak, Clea Çutra, Uğur Dayal, Biraz Sevgi Maması var. Evet. Onu bir dinleyelim mi? Bir nefes alalım mı? Tamam, dinleyelim. Çok güzel, çok güzel bir şarkı. Nedir özelliği? Tuğrul Alışan olarak benim yeğenim. O da 11 yaşında. Aynı zamanda oyuncu. Profesyonel oyuncu Tuğrul. Okulda öğretmeni bir ödev vermiş. Sokak hayvanları ile ilgili bir proje ödevi. Ben beste yapmak istiyorum dedi. Yaptı, getirdi. Ben ufak tefek şeyler düzelttim. Sonra Clea'ya gönderdim bir bakar mısın diye. Clea da çalıp söyledi. Sonra etrafımızdaki çocukları, işte akraba, eş, dost, arkadaşlarımızın çocuklarını bir araya getirip bir klip çektik. Biraz Sevgi Mama Su diye. Ve YouTube'da şu anda yayında. Biraz Sevgi Mama Su yazıp da bulabilirler YouTube'da. Ama şu anda Radyo 1'den dinliyorlar. Evet, şu içinden. Anda. Radyo 1'den dinledikten sonra zaten YouTube'dan dinleyebilirler. Sevgili teknik yönetmenim. Sokaklar olur onlara cehennem. Biraz sevgi mama su, her şey daha kolay olurdu. Destekle beni, koru. İşte bu kadar basit bir konu. Biraz sevgi mama su, her şey daha kolay olurdu. Destekle beni, koru. İnsanların hatası, hayvanlara ceza olmamalı. Çünkü sokaklar onların yuvası. Biraz sevgi mama su, her şey daha kolay olurdu. Destekle beni, koru. İşte bu kadar kolay bu konu. Biraz sevgi mama su, şey daha kolay.
Biraz Sevgi Mamasu Tuğrul Ali Şenocak yeğenimiz. Evet. Uğur Dayal'ın. Kleya Çutra'da bu efektleri nasıl yaptın Kleya? Şarkıyı komple ben yaptım yani düzenledim. Efektleri bir eski bir Roland bir klavyem var benim. Komple şarkı öyle inşa ettim diyelim. Mükemmel. Yani. Ağzımla falan diyecek sandım. Evet evet yapıyoruz. İsterseniz 9 tuşa basarak. 9 tuş diyerek. Büyük köpek geliyor. Evet. Neşet Ertaş mı başka bir şey mi? Neşet Ertaş söyleyeceğiz. Zamanımız kalırsa da hemen akabinde Kle ile bir bestemiz var. Onu söyleyebiliriz. Var vaktimiz. Tamam. Kaşlar yakışmış yüze aman aman. Usandım bu canımdan aman aman. Derdimle geze geze. Usandım bu canımdan aman aman. Derdimle geze geze. Bu yerlerden git gayrı aman. Katip olup yaz gayrı aman. Bir gazma bir kürek al. Mezar mı gazgar? Bir kazma, bir kürek aldan aman. Mezar mı? Az gayrı Alper Bulut ve Uğur Dayal Neşet Ertaş'tan çok güzel, bize özel. Şu anda birlikte karar verdiğiniz. Evet. Ben de hocam şarkının ikinci Provasız. Kısmını majör yaptım. Majör. Majörle minör arasında majör. Deminden beri müzik diyorum. Kolunda sol anahtarı dövmesi var değil mi? Evet. Görüyorum. Ve hatta bir kemençe vari bir şeye de. Bir... Yok yani böyle sol anahtarı. Bunu yaptırıl bayağı oldu. İlk dövmem işte. Ya müzikle uğraştığım için, müzik benim hayatım olduğu için DNA'larımı işlettim onu. Evet Uğur. Evet. Şarkının ismi nedir? Birlikte Kle ile beraber Kle'yle yaptık. Bir gün dedim çok hızlı anlatıyorum. 3 saniye. Tabii anlatabilirsin. Kle'ye dedim. Bir Karadeniz formunda bir beste yapalım mı dedim. O dedi ki abi çok hakim değilim dedi. Daha o zaman Türkiye'de yaşamıyor. Ama dedi Türk şarkılarına benzer biraz pop'a yakın bir şeyler yapabilirim istersen dedi. Olur dedim. Hemen gönderdi bir şeyler. Aa çok güzel dedim. Söz yazdım. Gönderdim. 12 dakika falan sürdü bu. Tamam dedim. Sonra işte görüştük. Sabah akşam ben yattım. Sabah bir baktım. Şarkı geldi önüme. Yapmış, düzenlemiş. Sonra dedim ki çok güzel. İkinci sözleri de yazayım. İkinci sözleri de yazdık.
Yakında bu eser Clea'nın single'ı, maxi single olarak çıkacak eserlerden bir tanesi. Clea ilk sözlerini söyleyecek. Ben de ikinci sözlerini söyleyeceğim. Clea Çutro'dan korkulur o zaman. Beş dakikada şarkıyı bitirebiliyor. Aynen öyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şarkının adı ne? Yar. Gittin güden arda kalan bu kar, yıllarım senin elinde sanki bir oyuncak. Yüreğim ağlıyor, içim kanıyor. Geceler gündüze bir türlü varmıyor. Yar, yar, ölürsem beni yar, acımaz canım bu kadar. Kayıp bir gemi bekler gibi limanda, bekledim seni gözlerim hep ufukta. Mevsimler geçiyor, bahar gelmiyor. Geceler gündüze bir türlü varmıyor. Yar, yar, öldürsen beni yar, acımaz canım bu kadar. Sen beni yar, acımaz canım bu kadar kolay. Yar, yar, ölürsem beni yar, acımaz canım. Bence çok etkileyici bir şarkı. Bence... Biz bunu TRT Radyo 1'de ilk yayınlayanlardan olalım. Sizin 45'lik maxi single ne yapacaksanız duyuralım. Bu arada çok yani. Enteresan bir bilgi vereceğim. Alper de bu şarkıyı sizinle beraber ilk defa duydu şu anda. Ve de evet. Eşlik etti. Eşlik evet, ve de eşlik etti. Ve de... Teşekkür ederim. Ama tabii ki de sosumun özelliğini gösterdim. Evet, o yüzden. Hangi sos olduğu çok önemli. Tebrik ediyorum. Çok zekisiniz ve müzik kalbinizle bizim de parçamız olduğunuz ailemizin parçası olmanızdan dolayı çok mutluyum.
Çok teşekkür ederiz. Alper, iyi ki seni de getirmişler. Çok memnun oldum abi. Çok sevindim. Artık stüdyomuzu büyütmemiz gerekiyor. Teknik yönetmenim Serdar Çıplak bunu bir şekilde başaracak. Bir sonrakine Hasan da gelirse artık. Of. Biliyorsunuz göçebe bir stüdyodayız şu anda. Radyo Evi Harbiye'de değiliz. TRT'nin Ayaz Ağa stüdyolarındayız. Ama yine de döktürdün Serdar. Teşekkür ediyoruz. Bunlar efekt değil bu arada. Gerçek. Serdar'ın alkışlarını gerçek alkışlarla cevabımızı da verdik. Var mı son sözleriniz? Önce Clea'dan alayım. Çünkü 59'da artık yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz. Yani bir dakikamız var yaklaşık. Söylemek istedim. Sözleriniz dediğinde şey geldi aklıma. Eyvah. Bir şarkı yani geldi program aklıma. Falan. Üçüncü program için değil. Bu ikinci program için sonra. Asla vazgeçme. Son sözler. Mükemmel. Uğur. Ben teşekkür ediyorum. Seni benimle veya beni seninle tanıştıran Yasin Yıldıran'a teşekkür ediyorum. Oyuncu, aynı zamanda radyocu arkadaşım. Aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve mahallemizin süper bakkalı Taceddin abiye teşekkür ediyorum. Bunun anısını 3. programda anlatacağım. Sözü Alper'e bırakıyorum. Ben de Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Uğur vesile oldu. Sizinle çok memnun oldum tanıştığıma Caner abi. Çok güzel bir programdı. İnşallah 3. programda. Yapacağım. Sonbaharda yapacağız. Ama senin 3. mü? Yok, benim 3. Sizin 3. Benim 2. Senin 3. bizim 4. oluyor. Yani 4'ü de bağlayalım. Eyvah. Clea var mı? İşte bir sonbahar dedin ya. Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız ya da ilkbaharsa. TRT Radyo 1'de İstanbul Radyo Stüdyolarından canlı yayında cap canlı seslendik. Dünya Müzik Günü'nü kutladık. Programı hazırlayan ve sunan ben Caner Bektim. Yayın yapımda Deniz Sezer ve teknik yönetmenim Serdar Çıplak'la birlikte sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Haftaya cumartesi yepyeni konuklarla görüşmek üzere. Aferin kız. Şey mükemmel, yani mükemmel. Süper bir bitiş benim oldu ya. Son sözüm yoktu çünkü Uğur konuşacağını bildiğim için. Son müziğim vardı. Aynen, çok güzel oldu.